Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Arnika Tesla süpürgesini tanıtacağım. Aslında ben bunun kutu açılım videosunu çekmiştim fakat yüklemedim. Kullandıktan sonra bilgi amaçlı tekrardan çekmek istedim. Ben bu ürünü bayağıdır kullanıyorum. Ben kendim de araştırarak aldım. YouTube üzerinden falan bayağı araştırma yaptım. O şekilde aldım zaten. Ben de bir video çekmek istedim. Hani YouTube'da aşırı fazla övülmüştü. Göstereyim arkadaşlar. Buradan açma kapama düğmesi var zaten, bunu biliyorsunuz. Şuradan açılıyor. Biraz sessiz çalışıyor. Buradan ayarlarını kısabiliyorsunuz. Eksiyle, artıyla işaretebiliyorsunuz. Zaten üstünde göstergeler var. Perde, halı, koltuk. Bu şekilde. Normalde bu modda süpürmek istediğinizde gayet güzel süpürme yapabiliyorsunuz. Bol fazla işte böyle. Göstereyim şimdi. Gene aynı şekilde kumandası da var. Bu dakikanın. Yükseliyor böyle. Şöyle çekim gücü. İçi boştu ve temiz halı. Şöyle söyleyebilirim ki çok güzel halı süpürüyor. Yani çok güzel temizliyor. Halı yıkanmış gibi oluyor. Gördüğünüz gibi. Yalnız tek sorun, Max'a getirdiğimizde en son seriye çok zor süpürüyor. Yani güç istiyor. Bayağı bir güç istiyor. Gördüğünüz gibi halıyı yerinden oynatıyor. Öyle söyleyebilirim. Ben gene halıyı bununla yerine bile çekebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Bütün temizlik yaptım. Yani Lidl'de ne kadar toz birikirse halının üstüne, halım da temiz olmasına rağmen her şeyi çekiyor. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi. Aşırı güzel yani. Çekimine hiçbir şey diyemem. Böyle birkaç tane de paraşütüm zaten. Bu parkelerin üstünü sürmek için. Şu halı sürmek için. Halıyı bayağı böyle nasıl söyleyeyim. Döverekten sürüyorum. Tozunu çıkararak da. Bunlar da gene halı koltuk araları için, perde için falan. Tek sevmediğim özelliği bunda. Şöyle söyleyeyim, çok ağır. Yani bayanların en çok istediği özellik arkamdan süpürge gelsin. Yani süpürürken bak şöyle göstereyim. Çok hantal. Yani arkamdan resmen ben süpürmek istediğimde gelmiyor yani. Bir güç gerekiyor. Sonra ikinci kötü tarafı ise şu. Şu görmüş olduğunuz olay. Nefret ediyorum bundan. Yani HEPA filtreli. Çok güzel. Ama bütün tozu buradan dışarıya veriyor. Gördüğünüz gibi. Yani şuradaki kullandıkları malzemem yetersiz. Aradan mı toz çıkıyor? Neyse bilmiyorum ama bu dışarıya verme olayından nefret ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar buradan toz veriyor dışarıya. Bu HEPA filtresi zaten yıkanıyor. Bunun üstünde de ayrı bir öyle bir sünger var. Bu da yıkanıyor. Fakat dediğim gibi bu dışarıya toz vermesi gerçekten çok kötü. Yani ben bu özelliğini hiç sevmedim. Hantal oluşunu hiç sevmedim. Onun dışında çok güzel çekiyor. Ona hiçbir şey diyemem. Gördüğünüz gibi bak dün temizlik yapmama rağmen halının üstünde tertemiz halının üstünden bile toz çıkartıyor yani. Öyle söyleyeyim. Kanepe, koltuk özellikle perdelerden falan. Çok güzel. Ama bu ağır oluşu ve buradan tozu gördüğünüz gibi makinenin üstüne bakın. Tozlar uçuşmaya başladı. Yani HEPA filtre özelliği nerede kalıyor bu olay buradan çıktıktan sonra? O canımı çok sıktı yani. Onun dışında sessiz çalışması da mesela güzel. Gecenin 12'sinde mesela diyelim ki çoluk çocuk bir şey döktü mutfakta falan. Böyle. Mesela şu an en son seviyede. Seviyeyi düşürüyorum. Bu seviyede. Alt komşuma asla ses gitmez. Süpürebilirsiniz mesela. İşinizi görür. Dediğim gibi parkeyi zaten şuradaki aparatla süpürüyor. Diğer halı süpürmek için de bunu kullanıyorum. Yani. Arkadaşlar genel anlamda toparlayacak olursak Arnika Tesla çok güzel süpürüyor. Tozu çok güzel çekiyor. Özellikle de şu turbo başlığıyla. Onun dışında benim için tek eksisi dediğim gibi iki tane eksisi var. Hantal olması. Hani bir bayanın en çok istediği nedir? Arkamdan süpürge tıkır tıkır gelsin. Hantal ve dediğim gibi bu tozu dışarıya sürmesi. Onun dışında benim bir sıkıntım yok yani. Çekimine hiçbir şey diyemem. Gerçekten çok güzel çekiyor. Zaten ben bunu almasaydım eğer aklımda benim Philips Maraton vardı ama bunun maratondan bile güzel çektiğini söyledikleri için araştırdım. Bir de Türk malı olduğu için bunu tercih ettik. Ya ben ayda bir kere güzel bir temizlik yapmak istiyorum. Hani yani o eksilerini de görmem derseniz tercih edilebilir bir şey. Mesela kumandasının olması da güzel bir artı. Onun dışında kötü söyleyebileceğim bir şey yok. Yani zaten kullandıktan sonra çekmek istememin tek sebebi de buydu yani faydalı olması. Umarım faydalı olur yani almak isteyenler için. Aklınıza takılan sorular olursa da yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz.
Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bulursunuz.